Susurluk çayında yaşanan balık ölümleri mahalleliyi tedirgin etti. Biz doğayı öldürüyoruz farkında olmadan. O Marmara Denizi'ne giden bu kimyasal artıklar Nilüfer Çayı'ndan, efendim Ovaabat Gölü'nden, efendim Manyas Gölü'nden gelen bu kirli artıklar olduğu gibi bizim dünyaca ünlü Longoz ormanlarına ulaşıyor. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinden geçen ve Karacabey Boğazı'ndan Marmara'ya dökülen Susurluk Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşanıyor. Müthiş derecede balık ölümleri var. Deremiz atık dere haline gelmiştir. Balıklar her yıl bu aylarda ilerideki yukarıdaki fabrikaların atık maddelerinden dolayı bu aylarda çok yüksek derecede balık ölümler yaşanmaktadır. Bölgede yaşanan ölümler aslında yeni değil. Neredeyse 15 yıldır bu dönemde balık ölümleri yaşanıyor. Yöre sakinleri ise bugüne kadar önlem alınmadığını söyledi. Biz bütün yetkilileri aradık. Her yıl olduğu gibi bu yıl yine geldi. İlçe tarım geldi. Numune aldılar. Ölçtüler suyu. Analize gönderdiler. Netice herhangi bir şey daha yok. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli değil. Dolayısıyla ölmek üzere olan balıkları toplayıp evine götürüp çoluğu çocuğuna yemeye çalışıyorlar. Vatandaş bilinçli değil. Yani yetkililerden biz yardım istiyoruz. Kirlenmeye fabrika atıklarının neden olduğu iddia edildi. Burada bu dereye karışan fabrikaların atıkları var. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Bu fabrikaları denetleyenler var. Bunların çet raporlarını hazırlayanlar var. Bunlar neye göre bu çet raporlarını düzenliyorlar ve niye işin takipçisi olmuyorlar? Burada bir su kirleniyorsa çevre de kirleniyor. Çevre kirleniyorsa insanlar da kirleniyor. Sonuçta burada çiftçimiz var. Bu sudan sulama yapıyor. Hayvancımız var. Hayvanını buradan suluyor. Yani bu balığı öldürüyorsa yakında bize de zarar verecek. Kirlenme nedeniyle arazilerini sulayamayan ve hayvanlarına da su içiremeyen yöre halkı sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.